Merhaba Günbey. Selamlar. Türkiye'nin tartışmalı siyaset programına hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerine geldik. 90'lı yıllar. 90'ların başında, tam 90'da Sovyetler Birliği çöktü. Mr. Gorbachev tear down this wall. Evet. Tabii Sovyetler Birliği'nin çöküşü dünyadaki Sovyetler Birliği'nin umudunu bağlamış veya kendini orada temsil edildiğini düşünen sosyalistler arasında büyük bir hüsrana yol açtı. Bu hüsran haklı mıydı değil miydi ayrıca tartışılır. Siz ne hissettiniz? benim hoşuma gitti vallahi. <laughs> Diktatör bir devlet yıkılmış gitmiş. Yani zaten çok gecikmiş bir şey. Benim kanaatim Gorbaçov vardı biliyorsunuz. Gorbaçov gibi bir liderin olması görece barışçıl bir şekilde bu işin hallolmasını yol açtı. Eğer Gorbaçov diye birisi olmasaydı daha böyle eski tür liderlerden biri olsaydı Brejnev, Brejnev, gibi. Brejnev Andropov hangisini alırsan al hepsi için zaten bir mesele lider meselesi değil bir mekanizma meselesi. Bunlar bir direniş yapabilirlerdi ama yine yıkılacaktı. Bu sefer daha şiddetli. Görece barışçı yani yine orduda bir darbe girişimi oldu ama çok daha barışçı bir şekilde şey yapıldı. Bence Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin en iyi lideri Bizim Ama... solcuların aksine ben söyleyeyim. Bir belgesel seyrettim Gorbaçov belgeseli. Evet. Geçen sene tabii şöyle ilginç bir şey olmuş adamcağıza. Bir anda yok oluyor ya Sovyetler Birliği. Adam da bir anda boşa düşüyor. Boris Yeltsin iktidarı alıyor falan sonra işte bugüne kadar Putin'e kadar gelen bir yani orada korkunç bir boşluğa da neden olduğu söyleniyor. Ne yapabilir ki adam ya boşluk olmasın diye orada diretecekti sosyalist rejimde ki bu saçma olurdu. Kendi kendini yok eden bir politika güttüğü söyleniyor. Yok kendi kendini yok etmiş değil. Yani tükenmiş bir şeyin rejimin tükendiğini kabul etti ve çok büyük barışçı bir geçiş yaptı. Bence büyük muazzam bir şey. Yani bence bu bir devrimdir aslında. Koltuk sevdasıyla şey yapmadı. Hani yok ben hiç evet... yapmadı bunu. Zaten yapacak bir durumda yoktu. Artık o rejim bitmiş. Oradan yaratılacak bir şey yok. Ama ne oldu? Bu sefer bir başka otokrat. Bir yetmiyor hocam. O da biraz toplumun belki de bir yani o topluma böyle bir otokrat lazım belki. O, o da düşünülebilir yani. 90'ın başındaki bu yıkılmadan sonra aslında 90'larda solun çok gerilemesinden söz edilebilir mi? Ya sol zaten gerilemişti bak 12 Eylül'den sonra bizim parti içinde bir tartışma yaşandı. Ben sosyalizmin sorunları vardır. Sosyalizm buhrandadır. Yani sadece Sovyetler Birliği falan değil. Şin Halk Cumhuriyeti falan da dahil olmak lazım. Bütün sosyal dünya sosyalizmi bunalımdadır. Buna karşı bir yenilenmek gerekir tezini ileri sürdüm. Sorular hareketi dediler bize o zaman. Yüz soruluk falan bir metin ortaya attım. Doğu Perinçek buna şiddetle saldırdı. Sorular hareketi falan diye küçümseyerek falan ve tamamen muhafazakar bir pozisyonu savundu. Halbuki daha o zaman yani 80'lerin başında oluyor bu tartışma. 90'ların başında gerçekleşecek olay 80'lerin başı. Hatta daha önceden belliydi ama ben 80'lerin başında net bir şekilde bunu bilincime çıkarttım. Çok açıktı yani. Geliyordu. Çünkü hoca bir Stalinist diktatörlük dönemi var. Büyük ölümler ve katliamlar var sosyalizm adına. Ve o anda da işte bunları konuşmuştuk. Çin bilmem ne Sovyetler falan filan. Hiçbirisinin bir başarısı söz konusu değil. Ve bunların hepsi tek parti diktatörlükleri. Ve sosyalizm bir şeye dönüşmüş artık. Bir kalkınma ideolojisine dönüşmüş. Mesela Doğan Avcıoğullar falan 60'larda sosyalizm falan derken şey diyorlar yani bak sosyalist ülkeler nasıl Sovyetler Birliği Çin hızla kalkınmış falan. Biz de getirelim sosyalizmi bu sayede kalkınırız. Buydu yani. Bunun ötesinde de bir şey değil. Öyle işçi sınıfı eşitlik falan bunlar falan sadece söylemde kalmış şeyler. Peki bir şey daha soracağım. Sizin böyle şeylere pek prim vermediğinizi biliyorum ama bu ta 80'den başlayarak Turgut Özal'la ondan sonra da işte 28 Şubat süreciyle falan bütün bu AKP iktidarının yollarının döşendiği iddiası komplo teorisi mi yoksa gerçek mi? Yani Amerika Amerika'nın bunu ben bak bu Amerika bunu yaptı bunları yapıyor falan bunlara hiçbir şekilde inanmıyorum. Bunlar saçma. Daha önce de bunu konuşmuştuk ve söylemiştim. Amerika öyle her şeye muktedir bir tanrı falan değil. Dünyanın tanrısı falan değil. Tamam dünyanın büyük devletlerinden biri ama hiçbir şeye muktedir değildi o zaman da bugün de değil. Yani her şeye muktedir değil. Ha tamam yani büyük bir güç olarak tabii ki hükümetlerin oluşması da şu rakinde falan filan ağırlığını koyabiliyor. Bu büyük Orta Doğu projesi falan hikayeleri. Yok ya. Yani onu adam bak ben sana şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan kendisine bir şeyi kazandırmak için yani ben o büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım bilmem ne falan diye böyle bir laf atmış ortaya. Bizim biçim Bak bu adam Orta Doğu projesi. <laughs> büyük Orta Doğu projesi ya? Yok ki öyle bir <gülüyor> şey. Hocam siz her şeye bu ne diyorsunuz? Yeminle sana yok ya. Kim yapmış bu? Gelin arkadaşlar şöyle oturalım bir büyük Orta Doğu projesi. Yapalım. Siz de eş genel başkanı olmalısınız. <laughs> <laughs> tiyatro ya tiyatro 89'da ANAP eriyordu Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı'na atladı 91'de de Doğru Yol Partisi en çok oyu alan parti oldu ve ilginç bir şey oldu orada Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP %20.75 ile onlar da girdiler ve ilginç bir şey yaptılar hep adı verilen partiyi meclise soktular bu galiba ilk defa oldu Türkiye'de değil mi? İlk kez ve tatsız bir olay oldu orada yemin töreninde Kürt kökenli milletvekilleri Kürtçe yemin etmeye çalıştılar ve ortalık karıştı o bir ihanet miydi Erdal'ın Niye? Erdal İnönü çok doğru bir tutum takındı. Demokratik bir tutum takındı. Onun tutumunu CHP daha sonra izleyemedi. Ama hepliler de orada aslında erken mi davrandı? Yani o yemin meselesinde yapmasalardı daha iyi olurdu. Çünkü Bir yani. dakika bir gol bir gibi olmuştu. Evet keşke yapmasalardı. Karşı tarafa saldırı için bir bahane verdi. Oysa meclise girmişin tamam o usulen yapılan seremonik bir şey. Bugün yapılıyor mesela değil mi? Kürt milletvekilleri veya YSP'li falan. Yemin ediyorlar. Ya oraya hiç girmeyeceksin ya da girmişsen yemin edeceksin. Ben mesela etmem. Neden? Girmem. Çünkü <laughs> siz anarşistiniz. <laughs> ama ben Erdal İnönü'yü Türkiye politik tarihinde çok önemli bir figür olarak görürüm. Demokrat bir insan ve o ittifakı kurması, onları meclise sokması da çok iyi bir hareket. Aslında biraz bugüne benziyor. Evet. Belki de bugünün önceliğiydi o. Türk siyasi tarihinde bunu hep görüyoruz. Bir koalisyon çabası, bir kavuşturma çabası ama hep başarısız Sonuçlandı. Evet başarısı kolay değil tabii ama bir ilk deney olarak çok iyiydi bence. Nevruz olayları çıkıyor o yıl ve hep milletvekilleri istifa ediyorlar. Sonra onlar zaten bu arada cezalandırıldı. Evet bence. yani o eylemleri de iyice bir bahane oldu ama belki olmasaydı yine yapacaklardı. Devlet onlara takmıştı çünkü. Çeşitli şekillerde işte kimisini dokunmazlığını kaldırdı herhalde. Birlikte. Leyla Zana vardı. Leyla herhalde. Zana ilk zaten o yemin meselesinde ilk şey yapar en popüler böyle görüntüler ile falan ne? Genç bir kadındı o zaman. Çok gençti yani. Hatırladığım 20'lerinde filan Yaptı onu ama iyi olmadı sonuçta. 12 Eylül'de siyasi partiler kapatılmıştı. Aynı kadrolar başka evet. isimlerle tekrar <laughs> çıkmışlardı. 92'de bu yasak kaldırıldı. Bunun üzerine CHP içinden tabii ki bir grup ayrıldı. Deniz Bay kaldı bunların öncüsü. Ve dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuralım ve kurdular hakikaten. Evet. Bu doğru muydu? Ya şimdi onlar tabii o kesimin kendi iç meseleleri. Ben çok iyi bilemem. Bir de üstelik yurt dışında olmamın da biraz dezavantajı var. Deniz Baykal çok olumlu bir figür değil benim kanaatimce. Deniz Baykal hep hizipçiydi zaten. Ben onu bir kere 80'de bizim o zamanki partiyi davet etmişlerdi Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi. İlk kez ben böyle yabancıyım o tür şeylere ama gideyim madem davet etmişler. Görevli gibi gittim. Orada onun böyle bir tribünlere zafer turu atması vardı. Onu görünce eyvah eyvah dedim. Yani bu çok şey bir politikacı. Tam böyle Amerikan tarzı bir havası vardı böyle. insanların böyle ellerinde tutmalar falan filan. Aynısını bir sene sonra Doğu Perinçek yaptı bizim kongrede. Hatta ben bunu yazdım da. Ondan sonra hep bir Deniz Baykal hizbi oldu. Yani adeta bu şey gibi bir Bolşevik hizip gibi. Hani Bolşevikler nasıl RSDİP içinde Leninist hizipti. ısrarla şey yaptılar. Onun gibi adam ne olursa olsun batıyor çıkıyor falan. Hep bir hizip ama. Baykalcılar diye bir şey var. Tamam güzel olabilir. Ben ona da bir şey demiyorum. Hizipler olması demiyorum ama nedir fikriyatı o da belli değil. Deniz Baykalcılık var ama Deniz Baykalcılık ne desen izah edemez. Ama sonunda ne olduğu ortaya çıktı. Tamamen tutucu bir CHP'lilik, tutucu bir devletçilik. Oradan hayır gelmezdi CHP'ye. Tasfiye olması iyi oldu. CHP kapanmış 80'de. Şimdi tekrar açıyorlar ama şimdi o tekrar açtığınız şey o kapanan CHP değil. Başka bir parti aslında. Ama taraftarları var, bir geleneği var falan filan. Onu zaten yok edemezsin yani. Ama hani bir de ortada CHP var. Bir yandan DSP var. Tamam yani, yani ama sonuçta ne oldu? 12 Eylül'ün yarattığı kargaşalık ortamında CHP bölündü falan filan. Bir de şey var Ecevit'in DSP'si var. Ama sonuçta DSP dışında hepsi tekrar bir araya geldiler. Aynı kaba girdiler. Kaçınılmaz. Yani bir parti gerçekten bir sosyal varlıksa eğer sosyal varlık değilse yapay bir varlıksa zaten süreç içinde yok olur gider. Mesela ANAP gibi. Ona gelecektim. ANAP bu arada erimeye başlamıştı. ANAP çünkü o 12 Eylül'ün yarattığı yapay bir varlıktı. Yani anap bir şey değildi. Mesela bak Doğu Perinçek'le bu konuda bizim aramızda bir tartışma vardır. O sayfalara gidip bakmak lazım. 2000'e doğru çünkü ben arandığım için böyle mektuplarda falan geçerdi o tür şeyler. Veya Saçak dergisinde başka bir adla falan. O tartışmayı da şuydu. Ben diyordum ki anap yapay bir parti. Sonunda yok olacak diyordum. Doğu Perinçek diyor ki anap malı alıp götürmüştür. O dönem öyle görülüyordu. Görünen oydu ama hep öyle mi olacaktı? tekim alıp ama anap yok oldu gitti. Şöyle oldu bilmeyenler için. Turgut Özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra partinin kontrolünü kukla bir başkan olarak Yıldırım Aktuna'ya bıraktı. Yıldırım Aktuna kukraları meşhurdur. <laughs> evet. Oldu. <ben. gülüyor> Yıldırım Aktuna'yı Aktuna Evet ak yani. Akbulut, ak Yıldırım Akbulut. Yıldırım ak Onu düzeltelim oldu. evet. Muhalefet olarak Mesut Yılmaz çıktı. Partiyi devraldı ama Mesut Yılmaz başına geçtikten sonra parti sürekli erimeye devam etti. Ta ki 90'ların sonunda zaten tasfiye oldu. Yani ben şey diyordum. Demirel'in temsil ettiği DYP hakim olacak diyordum. Ama o da olmadı. Yani benim öngörümde ANAP konusunda doğru çıkmakla birlikte öbür yarısı doğru çıkmadı. DHP de yapay bir parti olduğunu gösterdi sonuç olarak. Orada beklenmedik şöyle bir şey oldu. 93'te Turgut Özal aniden öldü. Bu tabii çok tartışılan bir şey. Evet. Popüler kültürde de babamı kim öldürdü konusu var. Evet. Ahmet Özal sık sık gündeme getiriyor. O bir suikast mıydı? Tabii bunu bilemezsiniz o ama. O Olması ihtimali var Kürt meselesinden dolayı. Çünkü Özal liberal bir politikacı olarak Kürtlerle bir barış bayağı ciddi de düşünüyordu. Onun üzerine devlet onu götürmüş olabilir. Bilmiyoruz ama bir kanıt yok yani. Bu bir adama mı bağlı? Yani hani Özal'ı götürdün diyelim ki bitiyor mu yani? E, ama bir de şey vardı kuvvet komutanı bir generali de evet. Eşref de bir uçak kazasına getirip yani o tür cinayetler var. Onun da cinayet olduğu söyleniyor. Yani orada devletin geri plandaki gizli güçler, ben derin devlet diye bir şey söylemek istemiyorum ama bir takım şeyler yaptılar. Özal'ı da götürmüş olabilir. ama kanıtlanacak bir şey yok. Yani kanıtlanma da biraz zor gibi belki çok uzun yıllar sonra ortaya çıkabilir. Turgut Özal'ın öldüğü günü çok net hatırlıyorum. Bir anda bütün haberler durdu. İşte futbol maçları durdu. Bir şeyler oldu ve beklenmeyen bir ölümdü. <laughs> o zaman aslında siz benden daha iyi biliyorsunuz. Aslında bugün Erdoğan gibi. Ben senden daha iyi bilmiyorum. Çünkü, çünkü yurt dışındaydım. Ben biraz uzaktan izliyordum. Biraz da bunlar burjuva politikası falan diye biraz böyle uzaktan bir bakışım da vardı. Onun da rolü olabilir. Bugün Erdoğan'a bakıldığı gibi bakılıyordu Özal'a. Mutlak güç ve bu siyaset sahnesinden yani yani silinmez deniyordu. Orada çok büyük fark var. Var tabii ama çok yani o zaman var. da aynı evet. muhabbetler dönüyordu. Ama Özal'ın bir Tayyip Erdoğan olmadığı ortaya çıktı. Yani ikisini şimdi kıyaslarsak. E öldü çünkü. çünkü Hayır çünkü. öldü diye değil. Ölmese de ANAP yine eriyecek. Özal öldüğü için ANAP Biraz liderini kaybetmiş gibi oldu sanki. Çünkü şey konuşuluyordu. Cumhurbaşkanlığından inecek, yeniden ANAP'ın başına geçecek konuları konuşuluyordu. Yok abi o, o, oradan in ona bin o öyle olmaz. Bir Bu kere... arada başkanlık sistemini ilk isteyen de Özal'dır. E Evet öyle projeleri de var onun biraz Amerikan tarzı falan. Birdenbire tabii Demirel'in önünde büyük bir alan açılmış oldu ve o da zıpladı oraya. Zıpladı ama Demirel de sonuç olarak DYP'ye hakim olamadı ki. O da Cumhurbaşkanlığına geçince o da DYP'ye önce tabii. İsmet Sezgin'i getirdi. Hatta emanetçi lafları vardır işte. Ya sen benden <laughs> çok daha iyi biliyorsun vallahi. Ama o da tutamadı ve partiyi hiç beklenmedik bir figür öyle geçirdi. Tam yani şu ortaya çıktı bak ben partilerle ilgili olarak genel bir şey söyleyeyim söyleyecek olursam 12 Eylül partileri dağıttı. Bunların içinde bir tek CHP bir sürü bocalamalardan, dağınıklıklardan falan filan geçerek bir geleneğin partisi olduğunu kanıtladı. Öbürlerinin hepsi Ecevit'in DSP'si de dahil yapay döneme ilişkin şeyler olduklarını kanıtlayıp eriyip gittiler tarih sahnesinden çekildi. Ve o tarih sahnesinden çekilirken onların o eriyen seli geldi ho AKP'nin barajında toplandı. AKP de oradan çıktı zaten. Tansu Çiller'in seçildiği günü de çok net hatırlıyorum. Hepimiz büyük tufaya gelmiştik. Öyle mi? <laughs> bir defa bir kadın Türkiye Cumhuriyeti'nin başına... Ne olacak abi kadın işte diye. İşte hayır çok neden söyle bir rüzgar esmişti ha, neyse, o Ha, işte, o zamanlar <laughs> Ve fakat Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık zamanları başlamış Çok oldu. Çok karanlık. Tamamen katılıyorum karanlık olduğuna. Bir devlet cinayetleri dizisi. Hem Kürt Kürt iş adamlarına, Kürt avukatlarına yönelik kaçırıp işkence yapıp öldürme şeklinde. Onun dışında Kürt bölgelerinde ayrıca bir sürü hala bak cumartesi anneleri toplanıyor. Faili meşhurlar. Onların da hepsi sonuç kaçırılıp işkence edip öldürülen. Yani bu bir mafya yöntemidir. Sırf suikast yaparsa tamam ya yani işte suikasta öldürdüler falan. Ama işkence yaparak öldürdüğün zaman çok büyük gözdağı verme anlamı vardır. Bunu yaptılar. Ve bunu da üstelik Tansu Çil PKK'ye yardım eden iş adamlarını icabla bakılacaktır diye açık açık yani. Ve o beyanatı verdikten bir ay sonra başladı. Bu kadar açık bir şey olamaz. Bayağı bir savaş ortamı vardı var hatırlıyorum. Sürekli şehitler vardı. Vardı yani PKK o dönem epeyce bir güç topladı. Kürt halkından da çok büyük destek gördü. Genel olarak da Türkiye'nin ilerici kamuoyundan bir dayanışma da gördü denebilir. Bayağı zorladı ama şu var sen devlet olarak onunla normal güçlerine baş başa çıkmaya çalışırsın. Ama orada da ayrıca çok vahşi savaşlar verdiler. Yani kelle kesmeler bilmem ne falan filan. Çok kötüdür Kürtlerle savaşa ilişkin sicili. Berbat yani Türkiye devletinin. Tabi öte yandan aynı dönemde PKK de kendi geriller kamplarında kendi hapishanelerini kurmaya başladı bu sefer. O bakımdan çok kötü bir dönem. Bir de Aydın suikastları var. biliyorsun evet. O da daha işte Muammer Aksoy'la başlayıp devam eden 90 veya 91 yılında galiba üst üste 3-4 Muammer Aksoy Turan Dursun, Bahriye Üçok. Yani bunlar 90'da hepsi. Ay farkıyla. Uğur Mumcu var 93'te. 94'te Madımak olayı var. Yine evet. Tansu marifetidir. Ha 93 evet. Aynı zamanda şu anda Millet İttifakı'nın bir üyesi olan Saadet Partisi'nin başkanı da o zaman... Orada öyle değil. Temel Karamollaoğlu orada belediye başkanı. Evet. Maalesef bizim basın, medya bu tür şeyleri çarpıtıyor. Tabii ki onun kitlesi orada yakanlar yani. Ama adam orada yana yakıla engelleme çalışıyor. Yapmayın etmeyin falan filan diyor. Yapmayın diyen adamı sen ne diye hedefe koyuyorsun. Bu doğru değil yani. Sanki yine de onaylıyor gibi bir Yok, şeyler okuyordun. Yok. Abi mi? bir, kere bak. Onaylayan adam gelip de orada onaylıyorum hadi bunu yapmaz. Bir hiç ortada gözükmez. Adamları gör. Adam kendini atmış ortaya. Sonradan Aziz çıkıyor. Nesin provoke etti dememiş miydi yanlış mı hatırlıyorum? Demiş olabilir. O ayrı. O da eleştirirsin ayrı. Ya. Ama oradaki fiilen tutumu tam tersine onu bunu engellemeye çalışan çırpınan bir bir adam rolündeydi. Yeni kuşak bilmiyordu. Aziz Nesin bir konuşma yapıyor. Evet. O sırada da şeytan ayetleri falan çok dikkat çekmiştir. Aziz Nesin. Halk <laughs> otelin önünde toplanıyor. 60 kadar aydını ateşe verdiler. Bayağı yaktılar yani. 37 kişi yanarak öldü. Bu arada sola gelirsek aslında size tabii en çok onu sormam lazım. Solda 3 parti oluşmuştu. SHP, DSP ve CHP. Bunlar birleşmeyi düşünüyorlardı ama olmadı. Bence Ecevit yani o işte kara oğlan halk adamı falan filan şeyle uygun olmayan çok inatçı Rahşan Ecevit'le birlikte Tek lider havasına girdi Yani öyle şahıs partisi olmaz ya Nasıl sen böyle bir şey yapabilirsin Bir partinin bir geleneği vardır O gelenek içinde oluşur Bu parti ta 23'lerden beri gelen bir parti Tamam sen onun lideri olmuşsun Çok başarılı bir dönem yaşatmışsın Tutuklanmışsın zincir bozan mıydı Oraya göndermişler falan filan Eyvallah orada da çok güzel tutumu o 12 Eylül'e karşı direnmiş Ama ondan sonra çıktı İnadım inat kör murat En ufak bir uzlaşma en ufak bir birlikte olabilir miyiz? Çabası olmadı. Ben karışmam tabii. Ben CHP'li değilim. Ben dışarıdan bir bakışla söyleyeyim. Doğru bulmadım yani Ecevit'in tutumunu. Sonra ne oldu? Ecevit ne zaman iktidara yani şey DSP birdenbire parladı iktidara geldi ve ondan sonra da herhalde Türkiye'deki enflasyonla birlikte puf CHP yok oldu yani CHP'nin içine eridi DSP evet. kaldı fakat bunların oyunu topladığınızda %25 ediyor. Bu evet. enteresan Yeneksel bir şekilde olarak öğretir Bugün de CHP'nin oyu %25 evet. zaten. Ne uzar ne kısalır <laughs> denilebilirsin. <değilsinler. gülüyor> Şimdi CHP çok eleştiriliyor haklı olarak da ama aslında görüyoruz ki bütün bu sizle konuştuğumuz Cumhuriyet tarihi boyunca aslında CHP'nin oyu pek değişmemiş. Tabii yani şimdi tek parti dönemini tabii saymayalım. Üç yaşa beş yukarı öyle. Demokrat Parti döneminde ne kadardı oy oranı onu bilmiyorum. Ama o zaman da herhalde yaklaşık olarak öyle olsa gerek. O zaman biraz daha yüksek tabii. Yüksek şey. çünkü <laughs> daha başka <laughs> parti pek yok. Millet Partisi var bir tek o zaman. Dediğin gibi geleneksel bir yüzde yirmi beş oturdu ama bak yüzde yirmi beş deyip de mi? E bir ülkenin dörtte biri tabii. Dörtte biri ve üstelik bir de... ...istikrarlı bir yüzde yirmi. Evet. Yüzde yirmi... ...dörtte olmuyor. Bu da bir istikrar... ...unsuru ve hep aynı kitleden... ...alıyor. Yani nedir bu kitle? İşte... ...cumhuriyetçi, seküler, kısmen... ...Alevi, bir seçmen. Diğer partilerle... ...kıyasla daha eğitimli... ...öyle bir kesimin partisi durumunda. CHP-DYP koalisyon hükümeti... ...bir ara vardı. Sonra onlar... ...bir kavgaya tutuştular kendi aralarında. Necdet Menzir hakkındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Onu al, bunu alma falan... Falan. O hükümet düşünce 95'te seçimler yenilendi ve yine beklenmedik bir şey oldu. Aslında beklenebilir bir şey oldu. Bugüne de çok sonuçları olan bir şey. Refah Partisi ilk defa birinci parti olarak çıktı %21 evet. ile. CHP'de %10.7 ile tam sınırda kaldı. Yani neredeyse barajı geçemeyecekti. 28 Şubat süreci dediğimiz şey başladı. Yani Refah tek başına iktidar olamıyordu ama DYP'yi evet. yanına aldı. Türkiye'de evet. ilk defa sanırım İslami tandanslı bir parti hükümete geldi. Siz neredesiniz bu arada? Ben yurt dışındayım. Hala <laughs> Cezanız sürüyor mu? Yok. Cezayı Özal kaldırdı. Cezayı demeyeyim de 141 142. maddeler kalktı. 163. maddeyle beraber yani dini propaganda maddesiyle beraber. O kalkınca bizim cezada düşmüş oldu. Niye gelmiyorsunuz peki? E nasıl geleyim? Askerlik var. Ben ne var? Peki ne yapıyorsunuz orada? Yine takip ediyorsunuz Türkiye'yi. Doğrusunu söyleyeyim. Öyle o kadar yakından vay o onunla koalisyon mu kurmuş falan diye. Çünkü Burjuva parlamenter sisteme zaten eskiden beri çok fazla ilgi duymazdım. Maşist olduktan sonra bu ilgim daha da azaldı. Uzak ha demek ki öyle yapıyorlarmış falan diyor. <laughs> Bakıyorum şimdi daha çok yazıyorsunuz. Çünkü mesele siyasi partiler arasında koalisyonlar veya mücadeleler filandan çıktı. AKP'nin temsil ettiği otoriterizmle... toplumsal muhalefet arasındaki bir mücadeleye dönüştü. O zaman tabii ilgim arttı yani. Ama o koalisyonlar filan hakikaten çok da anlamlı olmayan şeyler olarak görüyorum. Yani Türkiye'nin gidişatını belirleyen şeyler değildi. Türkiye Türkiye'nin gidişatını ne belirledi? AKP belirledi. Geldi ve bir parti olarak Türkiye sisteminin ortasına oturdu ve o zamandan beri de bırakmıyor. Demek ki gerçekliği olan parti buymuş. Öbürleri yani, yani CHP dışında diğerlerinin bir şeyi yokmuş. Yani böyle toplama partiler. Bak ANAP da öyleydi. Dört eğilimi biz birleştiriyoruz falan. Sonuç olarak bir mebus şirketi bir olarak organizasyon. Iı, işlev gördü. Peki şeyi merak ediyorum. Ben çocukken mesela Erbakan gülümsenen bir figürdü. Sonradan tabii kanlı mı olacak? Kan ...ansız mı olacak falan ama yani şey bir hareketti... ...önemsenmeyen yüzde yani on civarında... ...bir hareketti. Nasıl ama o, oldu da 90'larda? Şimdi bak o önemsenmemek... ...bence biraz şehirlilerin... ...bakışı. Bir kere Erbakan... ...Adalet Partisi içinde daha... ...1960'larda var olan... ...bir eğilimin temsilcisi yani İslamcı... ...eğilimin temsilcisi ve o itibaren... ...istikrarlı hep bir... ...ayrı hizip olarak geldi. Ondan sonra... ...12 Mart döneminin sonunda da... ...Adalet Partisi içine bir hizip olmaktan... ...çıktı. Bir bağımsız parti. Hep devamlı patıldı bu parti. Yok bilmem ne nizam partisi oldu, selamet oldu şu oldu, bu oldu. Ama böyle bir eğilim var. Ve nitekim o eğilim geldi geldi en sonunda AKP'yi oluşturdu. Yani ciddiye alınmayacak bir durum yok. Ben çocukken hani gülerdim. Ama hani. işte o şey <laughs> çevrelerde öyle. Yani evet. daha seküler, daha şehirli çevreler. Ya bu adam ne diyor falan. İşte Anadolu'yu bilmeyenler de şey, öyle Yani dindar kesimlerde bayağı etkili olabiliyordu yani. Bu AKP'yi büyüten olduğu iddia edilen süreç, 28 Şubat süreci şöyle başladık. Çok hızlı ve kabaca geçiyorum. Erbakan'la Çiller'in hükümeti kurulduktan sonra orduda bir rahatsızlık olmaya başladı. 8 Şubat 97'de bir MGK toplantısında kökten dinci faaliyetlere karşı bir MIT raporu ortaya çıkıyor. Ve bu böyle biraz sert sivil muhtıra olarak. Bir tür muhtıra ama soft yumuşak muhtıra gibi. Türk siyasi tarihine işte 28 Şubat kararları diye bir şey geçti. Erbakan önce bir direndi buna. Yapmayacağım etmeyeceğim dedi. Sonra bir şeyler oldu ve bunlar imzalandı. Bunların en önemlisi de o sırada en çok konuşulanı temel eğitimin 8 yılda çıkması. İmam Hatip dahil meslek liselerinin ortaokullarının kapatılması gibi irticai faaliyetlerde bulunan subayların ordudan elimine edilmesi gibi bir takım şeyler vardı. Bu arada çok ilginç bir şey oldu. Erbakan güven tazelemek için ve biraz da aslında ortamı soğutmak için biz değişelim dedi. Yani ben istifa edeyim Çiller Başbakan olsun dedi. Etti gerçekten istifasını ama Demirel teamile uymadı. Yani onların aralarındaki anlaşmayı dinlemedi ve gitti. O sırada ANAP'ın başında olan Mesut Yılmaz'a verdi görevi. Bu aslında bir tür darbeydi değil mi? Ben sana şunu söyleyeyim. Türk ordusunun başındakiler palavra. Palavra olduklarını gösterdiler. Yani gürlüyor ama yağmıyor. Ya kardeşim sen gürlüyorsan yağacaksın. Çünkü ikinci bir defa gürlediği zaman insan ha ya o gürler yağmaz derler. Aldı Nitekim öyle oldu. Ama iktidarı endişelendirmişti. Ya endişelendiriyor tabii. Çünkü gürlüyor. Hatırlar mısınız? Sincan'da bak, tanklar yürümüştü falan. Ya ne olacak Sincan? eğer politikacılar korkmasaydı hiçbir şey yapamayacaklardı. Ben sana söyleyeyim. Yok öyle. Yani darbe marbe. Nerede ya? Genel kurmayda oturmuşlar çok yüksek maaşlı. Bürokratlar yani sen o askeri üniformalarına falan bakma. Peki Demirel niye mesela görevi Çiller'e vermedi de Mesut Yılmaz'a verdi? Demirel her zaman korkar zaten. Meşhurdur hani şapkasını <laughs> alır gider. <laughs> Demirel askeri otoriteyle karşı karşıya gelmeyi hiçbir zaman şey yapmaz. Akıllı adam ama ordu da o kadar 28 Şubat falan filan şeyleri verdi. Ne oldu sonra? Orada garip bir hükümet kuruldu. Üçlü koalisyon kuruldu. Anap, DSP, MHP. Yani bu üçü bir araya geldiler. Aslında böyle bir teknokrat <laughs> hükümet gibi bir şey kurdular. Ecevit'i başlarını alıp. 28 Şubat süreci denen şey öyle oldu yani. 28. Bu arada Apo yakalandı. Ha o olay var. Tabii. Ha bak Apo'nun yakalanmasında Ecevit iktidar yaptı. Ecevit'i da iktidara getiren Hı -hı. o olaydır. Oradan böyle bir prestij edindi falan. ama... Ama Ecevit benim gözümde 70'lerde değerlidir. Hatta 70'lerin ilk yarısında değerlidir. Hakikaten müthiş bir halk hareketine öncülük etti. Ondan sonra alelade bir politikacıdır yani. İşte bir marifeti falan yok. <laughs> Kızdıracaksınız hocam şimdi. <laughs> ee, öyle yani. Bence gerçeklerden kaçmamak lazım. Benim babamın oğlu da olsa söyler. Bir ilginç olay daha oldu orada. Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından biri sayılabilir. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı düşürülmek suretiyle hapse atıldı. Ne oldu o da marifet mi? 98. Yani? Bunlar hep sonraki 10 yılı tanımladı. Yani bence bunlar Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sağlam. adım adım döşeyen şeyler. Evet. Niye hapse atıyorsun? Yani böyle bir ordu diye korkunç bir varlık var o zaman. Böyle bir şeyler yapıyor. Onu tutukluyor, bunu ediyor, gürlüyor falan filan. Aslında <laughs> palavra yok öyle. Yani ne darbe yapacağı var ne bir şey. Affedersiniz ama popolarını kaldırıp bir şey yapacakları da yoktu. Nitekim ne oldu? Çekip gittiler. Ve o yaptıklarıyla da bir otok. ...Otokrat'ın yükselmesine hizmet etmiş oldular. Kendileri Otokrat olmadı ama ona hizmet etmiş oldular. Evet yani başörtüsü krizi, işte Erdoğan'ın hapse konması... tamamen işte Refah ona Refah Partisi'nin hizmeti... kapatılması bu arada, Fazilet Partisi'nin kapatılması... Fazilet Partisi bilmem ne falan filan. Yani bu akımın güçlenmesi için ellerinden geleni yaptılar yani. Bu çok konuşulan bir şey. Bu bir komplo teorisi değil mi? Yok ben bunu komplo olarak yaptılar demiyorum. Ama çapları o kadardı. Bir yandan kendilerini işte Kemalist devletin mirasçısı, ordu mordu falan filan görüyorlar. Bir yandan geçmişteki işte 27 Mayıs hareketi var. Öyle gelenekleri var. 12 Eylül falan onları da arkalarda almışlar. Ordu, apoletler bilmem ne falan filan böyle topluma biraz korku verir. Onları kullanarak yaptılar. Halbuki bir şey yok yani. Korkulacak da bir şey yok. Tamam elinde silah falan var ama silah her şeyi halletmez ki. Nitekim etmediği de gözüktü. ergene aldılar, tıktılar hepsini içeri. Ben Ergenekon davası başından itibaren karşı çıktım. Çünkü siyasi bir davaydı ve savundum da Ergenekon'da yargılananları savundum. Ayrı mesele ama ne oldu? O kadar afur tafur falan filan adamları alıp atabiliyorlarmış içeri. Bu da gözüktü yani. Postmodern darbe deniyor buna. Buna ne dersin? 28 Şubat'a. Ya bunlar uydurma şeyler. Ne olacak? Postmodern ne bir kere? <laughs> Al onu tartış. Yani postmodern <laughs> diye bir şey yok ki. Postmodern bir de darbe şekli olsun. <laughs> yani böyle bazı tevatürler gelişir ve herkes bunu çok... Postmodern darbeyi gördün mü filan? Yani öbürü de şimdi bilmiyordur postmodern darbe diye bir şey. Ya görmedim hakikaten büyük bir postmodern darbe der falan filan. Ve böyle bir postmodern darbe diye bir şey. Gel kardeşim anlat bana şu postmodern darbe nedir desen. Hiç söyleyeceği bir şey yok. Benim mesela söyleyecek hiçbir şeyim yok. Darbe darbedir kardeşim veya darbe değilse, darbe taklidi ise de darbe taklididir. Postmodern diye bir şey yok. 24 Temmuz 1999'da Recep Tayyip Erdoğan tahliye oldu. Ve bu arada Fazilet Partisi hakkında kapatma davası açılmıştı yine 28 Şubat süreci dahilinde. Ve gerçekten kapatıldı bu. Orada şu oldu, bu partiden kalanlar bir kısmı Saadet Partisi'ni kurdu, yasaklanmayanlar. Fakat Tayyip Erdoğan ve arkadaşları başka bir yola gittiler. Bir sonraki 10 yılın ve 10 <laughs> ondan sonraki 10 yılın ve büyük ihtimalle ondan sonraki 10 yılında konusu olacak ama evet. o günden sonra Türkiye siyaset tarihinde başka bir parti gün yüzü görmedi diyebiliriz. 92 bin arası çok önemli. Evet bence AKP'nin iktidarının taşlarını döşedi ordu. Bilinçli olarak yaptı demiyorum elbette onlar bir direniş göstermeye çalıştılar falan ama beceriksizlik var sanki. Beceriksiz, dirayetsiz, cesaretsiz. Ya kardeşim sen ben orduyum. Kardeşim buna izin vermiyorum. Ben hani onayladığımdan demiyorum. ama... Ama bu rolde çıkıyorsa o rolünü oyna. Adam senin izin vermediğin yerden geçip gidiyor. O zaman ne diyor insanlar? Ha bunun afur tapuru hoşunaymış ya. Korkulacak bir şey yok. Peki ama bu sizinle yaptığınız 6. bölüm ve ordu defalarca bu işi yaptı. Yani 60, 71, 80. Ordu daha önce de bunu denedi. Hiç hepsi aynı şekilde başarısızlıkla sonuçlandı zaten. Bu en başarısızı olabilir herhalde. 27 Mayıs ordunun genel kurmayı tarafından, üst komutanlar tarafından hazırlanmış bir şey değil. Daha alt kademe Alt kademeden. Gerçek bir darbedir o anlamda. 12 Eylül tamam bir darbedir ama hala hazır mekanizmayla yani çok büyük bir marifet gerekmiyor. Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları zaten ellerinde güç var. Siyasi yapıda çökmüş. Darbe yapmamak ayıp olacak gibi bir durum vardı. Ama ondan sonraki 71 muhtıra. Ya muhtıra darbe değil ben sana söyleyeyim. 12 Mart hep darbe, diye, darbe değil. 12 Mart bir muhtıra Demirel yine şapkaya aldı gitti ve kurulan hükümet yani Nihat Erim hükümeti ...bir teknokratlar hükümetiydi... ...12 Mart'ı 12 Mart haline getiren... ...Evrom olayları falan filan... ...ondan sonra devlet içindeki güçler... ...bunu fırsat vererek sola yüklendiler... ...ama böyle bildiğimiz türde bir darbe... ...olarak nitelendirilemez... ...12 Eylül sonrasındaki süreçte... ...yani 90'lar ve daha sonrasına gelirsek... ...ordu komutanlarının... ...öyle bir darbe yapma falan... Yani sadece işte ağırlığını koyuyor... Güya o da koyabilirse... ...yarım koyuyor, yarım koyamıyor falan filan... ...neden? Çünkü cesaretleri yok... Neden? Çünkü yüksek bürokratlar bunlar. Affedersin sıkmıyor. Bir şey daha soracağım. 90'larda patlayan esas olay da turban olayıydı. O da çok lüzumsuz bir olay. Ordunun ve yine bu seküler kesimin saçmalıklarından biridir. Bugün galiba onun yanlışlığını artık yavaş yavaş anlamış bulunuyorlar. Ne demek ya türbana şey yapmak? Yani zırvalığın dip noktası ve çok güçlendirmiştir bak ben size söyleyeyim. Dinci akımları şunları bunları. Fakat ben şeyi çok net hatırlıyorum. Merve evet, Avakçı girmiş işte Ecevit'in meşhur konuşması vardır. Ecevit lütfen, orada saçmaladı yine. Lütfen bu hanıma haddini bir. E, haddini Ya. <laughs> Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Başkalarından beklemese Deniz Baykal'dan Şundan bundan bekleme Şeye ne oluyor? Rahmetli Ecevit'e Böyle bir anda Cumhuriyet'in En kemalist şeyi olarak çıktı ortaya Ve bence gerçek Ecevit'i gösterdi Halkçı Ecevit falan dedikleri Palavra'ymış buymuş Sizce o bir meydan okuma değil miydi? Kime? Cumhuriyet'e Ya ne meydan okuması? Kadın türbanla gelmiyor Niye meydan okusun? Ha tamam o kendince bir Sembolik bir şey yapmış olan ya Ne yani olur? Evet, o kadar Ya bu çünkü şey gibi Kürtçe yemin etmek gibi Kadın niye türban takıyor demiş ya bak ben onu evet. Kürtlere söylüyorum. Keşke yapmasalardı diyorum. Ama yapıldığı zaman da devletin o Kürtçe yemin etmeye gösterdiği tepkiyi doğru bulmuyorum. Gerçekten demokratik bir ortamda Kürtçe bir yemin etti tamam. Normali budur. İstersen Japonca etsin. Peki sizce o Ecevit'in meşhur konuşması yani lütfen bu, Çok hanıma, zırva. bu hanıma haddini bildirinizi mecburiyetten mi söyledi? inanarak mı söyledi? İnanarak ya. Bence gerçek Ecevit çıktı orada. Yoksa ordunun baskısıyla Yani bildiğimiz Ecevit'in içinden gerçek bir Ecevit çıktı. Devlet Ecevit çıktı. Ordu'dan çekinmiş olamaz mı? Ya yani çekindiyse de onun bileceği iş. Ben ordu'dan çekindiğini falan sanmıyorum. O kendisi gerçekten öyle şey yaptı. Efendim bu çatının altı o çatı neymiş ki? Hocam siz her şeyi yok ediyorsunuz. <laughs> Abi öyle bir çatı yok. Bir de sonradan gazi meclis diye at taktılar, saçma sapan. <laughs> Böyle bir şey yok. Kutsallıklar, kutsallıklar yani Türkiye'nin en büyük çektiği azap bu tür kutsallıklardır. Vay Kürtçe yemin edilemez. Meclise bu kutsal çatının altında türbanlı. Hani ne, oldu şimdi? Hadi bakalım. Sal çatının altında bir sürü türbanlı var. Normalde ben bir şey demiyorum da yani. Bir kere ikna odası ne demek ya? Böyle bir saçmalık <laughs> görülmüş müdür yani? ikna odası. Gel kardeşim ben seni şu odada ikna edeceğim. Böyle bir şey var mı abi? Ne türbanlı zavallı bir kızı al oraya. Bak kızım Atatürk inkılapları bak. Peki siz türbanın siyasal bir simge olduğunu düşünmüyor musunuz? Simge simge. Ne yapalım simge ise? Tamam simge olsun. Ne zaman simge olur biliyor musun? Sen ona karşı var <laughs> diye şey yaptığın <laughs> zaman. Ha, o zaman simge olur. Ama normal davranırsan simge mümge olmaz. Bu kadar basit. Yanlışlar yapıldı diyorsunuz yani. Yanlışlar silsilesi, yanlışlar komedisi. Her şey bir yanlışlık içinde. Özellikle 90'lar için söylüyorum. Bir tarafı çok acı cinayetler. Bir tarafı komedi. Bir taraf gürleyip yağmayanlar. Erbakan Başbakanlık'ta bir yemek verdi. Ve oraya bütün Hacı Hoca takımı geldi. Ha, hatırlıyorum. Hatırlıyor. Evet. O çok mesela sarsıcı bir olaydı. Türkiye gündemini çok meşgul etmişti. O olay mesela tetikleyici bir olaydı. Abi neyi, neyi tetikliyor yani? Yok ben savunduğumu söylemiyorum. Hayır hayır bilmiyorum. ben yani... tamam anladım. Adamın <laughs> arkadaşları veya tanıdıkları onlar. Çağırmasın mı yani? Ayıp olur ya. Çağırmış gelmiş. Ne olur Takunya'yla gelmişse. Ne <laughs> Gerçekten ben bu tür şeyleri saçma buluyorum ya ve düşün Türkiye siyaseti bunlar üzerine böyle bir sürü insan bunun üzerine ciddi yazılar yazıyor <laughs> falan. komedi olmasa üstüne gittiğin için komedi oluyor üstüne gitme sen şöyle falan yaparsın belki en fazla önemsenmez hatta o Türk kıyafetle gelen adam da pek bir ilgi toplamadım diye bir dahaki sefer normal kıyafetle girelim <laughs> <laughs> 2000'e de girelim çünkü önemli bir olay var tamam. Demirel'in süresi doluyordu de bir ara şey konuşuldu Demirel'i uzatsa mı? Çünkü ortam sıcak. Sonra olmadı. Bir süre cumhurbaşkanı seçilemedi. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin son bürokrat cumhurbaşkanı diyebileceğimiz aslında garip de bir isim. Ahmet Necdet Sezer seçildi 2000 yılında. Ahmet Necdet Sezer bir bürokrattı galiba evet. değil Demirel'e karşı mı seçildi o? Karşı değil. Demirel'in yeniden seçilme hakkı yoktu. Bence normal o koşullarda olabilecek makul bir aday. Zaten cumhurbaşkanlığı yani şimdiki gibi değil. O zaman sembolik bir makamdı. Şirin Halk Cumhuriyeti'nde filan da olduğu gibi veya son yetler Birliği'nde olduğu gibi. Sembolik. Adamın bir de karısı hapishanede Kalinin'in cumhurbaşkanı. Karısı kulaklarda falan. böyle yani komik durumlarda. Hiçbir iktidar yetkisi olmayan bir makam. Belki evet. Avrupa ülkelerinin bir kısmında da öyle oluyor olabilir yani. Bilmiyorum. Yine de bir dengeleyici oluyordu veto etme hakları falan. Ha falan o tür şeyler. Necdet Sezer bence öyle bir sembolik cumhurbaşkanlığına uygun bir adaydı. Ondan sonra zaten Abdullah Gül geldi galiba değil mi? Evet ama ondan önce 2001 yılında olmuş çok önemli bir olay Anayasa kitapçı krizi. Ahmet Necdet Sezerle 19 Şubat 2001'de bir MGK'ya giriyorlar. O sırada da Ahmet Necdet Sezer birçok inceleme başlatmış. Fakat bu incelemeleri Ecevit hasır altı ediyor diyor. Aralarında bir tartışma oluyor. Ahmet Necdet Sezer de kızıyor ve diyor ki benim yetkilerim var. Siz beni içe sayıyorsunuz. Alın Anayasayı okuyun diye Anayasa kitapçını atıyor. Ecevit'in de sağlığı çok kötüleşmeye başlamıştı. Gençler hatırlamaz diye hızlıca özetliyorum. <laughs> çok sinirleniyor, çıkıyor. MGK toplantısı yerde kalıyor. Sonradan röportajlarında. Mesut Yılmaz söylemişti. Sakinleştirmeye çalıştık ve sakinleştirdiğimizi zannettik demişti. Fakat basının karşısına çıkıyor ve diyor ki Cumhurbaşkanı bana terbiyesizlik yaptı. Çalışmak mümkün değil. Bana anayasa Kitapçı fırlattı falan diyor. Ve bunu dediği anda Türkiye Cumhuriyet tarihinin o güne kadarki en büyük ekonomik krizlerinden biri patlıyor. Ama bundan dolayı patlamamıştır herhalde yani. Genelde buna bağlanır ama tabii yani patlayacağı varmış aslında. Sonra Kemal Derviş geliyor. IMF falan filan yani bir sürü hikayeler oluyor. Ama bir noktada Bahçeli diyor ki bu koalisyon bitmiştir. Seçime gideceğiz. Yani ekonomik Ekonomik kriz patlamış, çok kötü ortam ve tabii ki inanılmaz bir şekilde kaybediyorlar. DSP baraj altı kalıyor yüzde bir falandı galiba. 2002 seçimleri yapılıyor yüzde 34 oyalan AKP inanılmaz bir çoğunluk alarak çünkü başka şey yok çünkü <laughs> CHP var Genç Parti diye bir parti oluyor işte ha, o... genç Genç Parti giremiyor ama giremiyor ama yüzde yedi oy alıyor falan oy alıyor. MHP dışarıda kalıyor DSP dışarıda evet. kalıyor ANAP dışarıda kalıyor bütün o boşlukta yüzde 34 oyla Öyle. ki aslında bugün de 2023 seçimleri da oya çok yakın %35 Recep Tayyip Erdoğan dönemi başlamış oluyor. MK ne abi? Hocam siz her şeye böyle diyorsunuz ama. Abi MGK ne ya? Milli Güvenlik yani, Kurulu. Neyin güvenliği ya? Saçma sapan bir şey. Yani bir hükümet hadi anladık. Hükümete hadi katlandık. Hadi meclis de var o da eyvallah. Bir de MGK diye bir ayrık kurup Onlar ayrıca toplanıyor falan. Kimsiniz abi siz ya? Yani? Yetkinizi nereden alıyorsunuz? Kendinden menkul. Böyle bir şey yok. Onun için orada olan her türlü saçmalık gülüp geçmek lazım. Yani ona fırlatmış falan. İyi ki kafasına bir sandalyeyi fırlatmamış. ben olsam ama onu fırlatırdım. Siz ne zaman döndünüz Türkiye'ye? 2002'den itibaren gelmeye başladım. AK Parti ile beraber geldiniz aslında. O zamana denk geldi. AKP ile bağlantısı yok. Çünkü pasaportu ancak o zaman alabildim. Şu ilginç bir soru yani 80'de bıraktığınızda 90'ları yaşamadınız Türkiye'de. Evet. Döndüğünüzde nasıl bir Türkiye gördünüz? Döndüğümde şöyle bir Türkiye gördüm. Hiç ummadığım şekilde son derece rahatlamış bir Türkiye gördüm. Hatta polisler bile mesela Beyoğlu'nda falan yürürken görüyordum. Böyle hafif bir tonda yürüyorlardı. Yani öyle otoriter bunlar hava falan yok. Bunu yazdım da benim kentlerde kitabında. Bir gösteri gördüm gençler bir daha yeni AKP şeyi burnunda yani bir protesto yapıyor solcu gençler falan. Polis gençler gösteri yapıyor. Polis onları tutuklar gibi yapıyor. Ama öyle bir yumuşak şey ki zannedersin bir tiyatro oyunu oynanıyor. Badem bıyıklı bir tane emniyet şefi vardı. O da böyle ellerini kavuşturmuş. O manzarayı seyrediyor böyle. Ben gittim adamın yanına ne oluyor ya dedim. Efendim gençler protesto

Bu kadar yani adamın yani boynuna sarıl, şapşup yanaklarından öp. O kadar tatlı. Şunu söyleyeyim, çok yumuşamış gördüm havayı. Peki bir de Susurluk olayı vardı. Susurluk olayı oluyor. Ondan sonra o cinayetler kesildi. Kesiliyor. Demek ki esas failin önemli şeyi oradaymış. Yine yani yani. gençler bilmeyebilir. Bir milletvekili, bir polis da, müdürü, evet. bir de eski ülkücü. bir de eski ülkücü. Aynı arabada kaza evet. geçiriyorlar. Ve ölüyorlar. Bayağı bir ülkede şeyler olmuş. Karanlığa karşı aydınlık eylemler. İyi bir demokratik özgürlükçü bir yükseliş olmuştu orada evet. Ama Erbakan mesela kendisiyle ilgili olmadığı halde çıkıp onlara bunların hepsi yamyam yam dansı falan yani şey <laughs> gulu gulu yapıyorlar falan. Haa gulu gulu gulu. <laughs> Erbakan'ın her şeyini ciddiye almamak lazım <laughs> Bir on yılı bitirdik. Cemaat her zaman ta 60'lardan beri devlet içinde örgütlenen bir cemaat var. Fethullahçı yani hareketinden. Onlar partilerin içine, Adalet Partisi'nin içindeydiler bir ara. Refah Partisi'nin onlar her partiyi kulağılardı. Sonra da AKP'ye tam kadro olarak iltihak ettiler. O dönemini biliyoruz. Onları konuşuruz. Bir sonraki programda yani, 2000, 2010 arasını konuşacağız. Bir sonraki programda görüşmek evet. üzere.